Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Profesör Doktor Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum. Profesör Doktor Süleyman Yalçın hocamız hem tıp alanında çok önemli bir bilim insanı hem de ülkemizin fikir hayatına değerli katkılar sağlamış bir dava adamıdır. Hocamızın düşüncelerinden feyz alarak hayata atılan on binlerce gencimiz bu ülkeye çok büyük hizmetler yapmıştır. Türkiye'yi milletimizin değerlerini tahrip ederek tarihiyle bağlarını kopararak kültürünü bozarak yıkmaya çalışanlara karşı verdiği mücadele hocamızın gönüllerde daima yaşamasını sağlayacaktır. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, aramızda bulunan yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Değerli dostlar, Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşılmıştır. Aynı şekilde ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntılı oldukları salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır. Maddi zenginliğin sosyal adalet ve ve eşitliği temin etmeye yetmediği bu süreçte çok acı bir şekilde görülmüştür. Türkiye salgını 40 bin yoğun bakım yatağı 246 bin yatak kapasitesi 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı 4000'in üzerinde tedavi kurumu hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır. Bugün hizmete açtığımız 758 yatak kapasiteli Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir. Depreme karşı özel olarak izolatörlü inşa edilen bu hastanelerin tamamı da ülkemizin gelecekte karşılaşabileceği her türlü tehlikede Allah'ın izniyle dimdik ayakta kalacaktır. Kurduğumuz güçlü sağlık altyapısı sayesinde Gelişmiş ülkeler dahil pek çok yerde adeta ayyuka çıkan tıkanıklıkların önüne geçilmiştir. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Sürekli söylemelerine rağmen, şahsım, sürekli söylememize rağmen maalesef her yerde Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor. Maske diyoruz uyulmuyor. Değerli kardeşlerim biz vatandaşımızı hassasiyetle uyarmak ve Onların sağlığından endişeli olduğumuzu dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Tüm ülkeler ve toplumlar için yeni bir dönemin ayak sesleri giderek daha yüksek şekilde duyulmaktadır. Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini eba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm dostlarının ve kardeşlerinin de ümidi haline dönüşen bu ülkenin siyasi, ekonomik, askeri her alanda daha da büyümesi ve güçlenmesi için daha çok gayret göstereceğiz. Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Ülkemizi getirdiğimiz seviyenin de üstüne çıkartıp dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız. Ülkemize karşı kurulan akıl almaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, tahammül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor. Halbuki biz her platformda, her görüşmede, her mesajımızda Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu sözümüzde samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması, kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmasıdır. Ama bunun böyle olmadığını Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük payı olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz. Biz Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın derken kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. Türk milleti her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir. İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.